Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik alanındasınız Hepiniz hoş geldiniz gençler 6. gündeyiz TYT AYT matematik tekrarlarında 6. gündeyiz ve 6. günümüzün konusuysa Sayma, permütasyon, kombinasyon, binom olasılık olacak Ve sevgili arkadaşlarım bir sonraki konumuzda hemen belirteyim size Veri istatistik olacak sevgili gençler Şimdi hemen PKBO'nun yani permütasyon, kombinasyon, binom olasılığın Konu özetini yapacağız bu videoda hemen arkasından gelen videodaysa tekrar sorularını çözeceğiz birbirinden güzel 20'den fazla soru çözeceğiz Tamamı sevgili arkadaşlarım sınav ayarında sınava yaklaşık sorular olacak ve sizi ödevlendireceğim. Ödevlendirdiğim yer ise zaten biliyorsun ama ben yine de hatırlatayım. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından sevgili arkadaşlarım permütasyon kombinasyon binom olasılık kısmını bir güzel çözeceksin ki bu da nerede? 72. sayfada yer alıyor. Birbirinden güzel 40 tane soruyla seni ödevlendireceğim. Sen de ödevini yaptığın takdirde konu özetini yaptın tekrar sorularını çözdün ve ödevini de yaptın. Artık böyle bir konuyla baş e, baş edememe gibi bir lüksün kalmayacak. Evet, açıklama kısmında ücretsiz PDF'iniz mevcut. Bunu tek tıkla indirebilirsiniz. E, bu kamp için ücretsiz PDF sevgili arkadaşlarım ve yaklaşık 116 sayfadan oluşuyor ve sevgili gençler buradan da yine beni bu videolar aracılığıyla takip edebilirsiniz. İsterseniz Abone olduysanız, e, videoyu da beğendiyseniz geçebiliriz artık dersimize. Evet şimdi sayma diyoruz gençler sayma. Diyoruz ki toplama yoluyla sayma. Şimdi bunlar saymanın temel prensipleri A olayı için X eğer B olayı içinde Y seçenek varsa A veya B olayı için X artı Y tane seçenek vardır. Örnek veriyorum şimdi senin 5 tane birbirinden farklı pantolonun varsa tamam mı? E bunda 3 tane de gömlek varsa tamam mı? üç tane de gömlek varsa daha sonrasında iki tane de çorabım var diyelim tamam mı sen şimdi burada şunu yapacaksın ee, bir tane pantolon bir tane gömlek ve bir tane çorabı giymek istiyorsun bak renkleri şunu bunu hiçbir şey önemli değil sen sadece bir tane pantolon bir tane gömlek bir tane çorap giyeceksin bu üçünü Kaç farklı biçimde giyersin bak renkleri renkleri önemli değil büyüklüğü ebatı hiçbir şey önemli değil dersin ki hocam 5 artı 3 artı 2 farklı biçimde giyersin yani toplam 10 farklı biçimde giyersin bunu daha iyi anlamlandırabilmek için şunu düşünebiliriz örnek veriyorum A şehri var B şehri var ve bu A şehrinden B şehrine şu şekilde yollar var 3 tane yol var. E kaç farklı biçimde gidebilirsin diyoruz? 1 artı 1 artı 1. Yani toplam 3 farklı biçimde sen A'dan B'ye gidebilirsin. Abi bu en e, ilkel sayma metodu. E, gündelik hayatta kullanıyor muyuz? E, tabii ki de kullanıyoruz. E, toplama yoluyla saymayı. Örnek veriyorum şimdi sen düşün. Sizin sınıfta 10 kişi var. Yan sınıfta da 12 kişi var. Sen şunu yapmazsın. Yan sınıftakileri sizin sınıfa davet edip de arkadaşlar bizim sınıfta bir etkinlik var hadi bir toplanın bakalım deyip hepsini sizin sınıfa getirip sonrasında kendine dahil olmak üzere birden 22'ye kadar saymazsın. Dersin ki 10 artı 12 eşittir 22 dersin olur biter. Çarpma yoluyla saymadan A olayı için X, B olayı için Y seçenek varsa A ve B olayı için X çarpı Y tane seçenek vardır diyoruz. A şehrinden B şehrine 3 tane tren yolu İki tane karayolu bak bunlar tren yoluymuş. Şunlar da karayoluymuş arkadaşlar. Şimdi diyor ki A'dan B'ye gitmek isteyen semi kaç farklı şekilde gider? E kaç farklı biçimde gidecek? 3 kere 2 değil mi? Hayır tabii ki de. Toplamda 3 tane tren yolu ve 2 tane de karayolu var. Toplam 5 farklı biçimde gidebilir. İşte şurada anlatmaya çalıştığımız olay buydu. A şehrinden B şehrine 3 tane tren yolu, 2 tane karayolu varsa A'dan B'ye gitmek isteyen onu okumuştuk. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilir diye soruluyor. Bak şimdi A'dan C'ye gideceksin ama B'den de geçmek zorundasın. Değil mi? Şimdi burada iki olay birbirine bağlanmak zorunda. Çünkü direkt olarak A'dan C'ye herhangi bir yol söz konusu değil. Ben B'den geçmek zorundayım. Dolayısıyla ben A'dan C'ye gitme hareketini ancak şu şekilde yaparım. A'dan B'ye gideceğim ve B'den C'ye gideceğim. Bak V diyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ben burada 3 tane farklı burada yol var. 4 tane farklı burada yol var. O zaman 3 çarpı 4'ten 12 farklı biçimde ben A'dan C'ye gidebilirim diyeceğim. Bunu aslında şöyle düşünebilirsin. Mesela yol 1, yol 2, yol 3 diyelim. Buraya da X1, X2, X3 ve X4 diyelim. Bunu bir küme, bunu da bir küme olarak nitelendirirsek eğer tamam mı? Buradaki... E, birinci bileşeni A kümesinden ikinci kümeşeni e, bileşeni kümeşeni neyse ikinci bileşeni B kümesinden olan toplam kaç tane x'ye sıralı ikilisi vardır yani biz bunu düşüneceğiz. E şimdi bunu düşüneceksek eğer e, hocam 3 tane burada eleman var kartezyen çarpımın eleman sayısı soruluyor yani e 4 tane de burada eleman var o zaman 3 çarpı 4'ten bu kadar yani 12 tane sıralı ikili vardır. E bu kadar sıralı ikili varsa bu kadar da yoldan gidilir diyeceğiz aslına bakarsanız. Pekala permütasyon yani sıralama. Arkadaşlar bir A kümesi verilmiş olsun. A1'den ne A1 kadar indislendirilmiş, numaralandırılmış. Bu kümede 0 küçük veya eşit R, o da küçük veya eşit N olmak üzere A kümesinin elemanlarından R tanesinin sıralanmasına N'nin R'li permütasyonu denir. Bunu kolay bir yoldan şu şekilde yapabiliriz. N'nin R'lisi, P N'nin R'lisi yani permütasyon N'nin R'lisi. N, N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel biçimde biz bunu ifade edebiliriz. Yani 7'nin ikilisi mesela. Ne diyeceğim? 7 faktöriyel bölü 7 eksi 5 faktöriyel diyeceğim. Yani sevgili arkadaşlarım burası 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel bölü ya 5 nereden geldi? 2 olacak burası özür diliyorum. 7 eksi 2 faktöriyel yani 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Bu da nedir? 7 çarpı 6'dır. E şimdi buraya bakıyorsun 5 faktöriyel bölü 5'ten 2'yi çıkardın 3 faktöriyel. E bu da nedir? 5 kere 4'tür. Lan şimdi o zaman bir dakika dur. Ben bunu şöyle yaparım. 7 burada ya. Bunu 2 defa açıp çarp diyor. Bak 7 kere 6. Bu 5 burada ya. Bunu 2 defa açıp çarp diyor. 5 5 kere 4. E 8 burada. Bunu 4 defa açıp çarp diyor. Yani 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 diyebilirim o halde ben. Onun üçlüsü nedir? 10 çarpı 9 çarpı 8'dir o halde. Doğru mu? Vallahi doğru. Özel olarak n'in sıfırlısı 1'dir. Aslında özel olarak derken bunu aklınıza tutun diye söylüyorum. Yoksa tabii ki bunu şu formülden çıkarabilirsiniz. İşte n faktöriyel bölü m eksi 0 faktöriyel dersem n faktöriyelin n faktöriyel oranı 1'dir. N'in n'lisi de n faktöriyeldir. E niye? Çünkü n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel diyeceğim. Yani n faktöriyel bölü 0 faktöriyel. E 0 faktöriyel 1'di hocam. Demek ki bu da n faktöriyel e, yani e, eşitmiş diyeceksin. N'in birlisi de N'dir. Çünkü N faktöriyel hemen şöyle yapalım. N faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel derseniz bu N çarpı N eksi 1 faktöriyel olduğu için yukarısı alt tarafta da N eksi 1 faktöriyelimiz var. Bunlar Jortingen gider. Geriye sadece elimizde ne kalır? N kalır. Bunları da bileceğiz. Tekrarlı permutasyonda ne yapmamız gerekiyor? N tane elemandan R1, R2, R3, nokta 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 Rn tanesi aynı ve R1 artı R2 artı R3 artı nokta 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 Rn eşittir. N olmak üzere N tane eleman N faktöriyel bölü R1 faktöriyel, R2 faktöriyel, Rn faktöriyel. Şurası da Rn faktöriyel. Farklı biçimde sıralanır. Şimdi ne demeye çalışıyoruz? Mesela arkadaşlar anne kelimesini düşünelim. Ben anne kelimesinin harflerini yer değiştirerek dört harfli anlamlı ya da anlamsız olacak şekilde ben kaç farklı biçimde kelime yazabilirim? Dört harfli olacak anlamlı ya da anlamsız olacak. E şimdi hocam burada ben şunu düşünürüm. Mesela A ile E'yi yer değiştirdiğim takdirde enna kelimesi olur ve bu bundan farklı bir kelimedir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ben burada n ne ile neyi yer değiştirirsem yine A ile E sabit kalacak biçimde yine anneyi, e buradaki N ile N'yi yer değiştirirsem yine enna kelimesini elde etmiş olacağım. E şimdi ben şunu farklı bir kelime, bunu da farklı bir kelime olarak sayarsam yanlış yapmış olurum. Veya bunu farklı bir kelime bunu da farklı bir kelime olarak sayarsam yine yanlış yapmış olurum. E dikkat ettiysen de her elde ettiğim kelimeden N'lerin yer değiştirmesi yüzünden iki defa saymış oluyorum. O halde diyorum ki ben... Anne kelimesinde 4 tane harf olduğu için 4 faktöriyel biçimde sıralanırdı bunlar. Lakin n'lerden 2 tane olduğu için ben bunu iki faktöriyele bölerim. Yani n'leri sıralamayı keserim. N'leri sıralamam. Böylelikle karşıma gerçekten birbirinden farklı olan 4 harfli anlamlı ya da anlamsız değişik değişik kelimeler çıkacaktır gençler. Kombinasyon yani seçme. Aslında permütasyonu yaparken seçimi de yapıyoruz. Ama önce bir seçmeyi öğrenelim. Sonrasında da permütasyonu yaparken kombinasyonu nasıl uyguluyoruz ona da bakalım. n ve r doğal sayı. Ve yine r sıfırdan büyük veya eşit. n de r'den büyük veya eşit olmak üzere. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinden her birine n elemanlı kümenin r'li kombinasyonu denir. Bakın küme diyor. Yani kümede neden küme diyoruz? Mesela abc kümesi. E ben bunların yerlerini değiştirsem mesela cab yapsam. Bir farklılık göstermez ki. Bu iki küme eşit kümelerdir gençler. Çünkü bütün elemanları birbirine eşit. E madem öyle bizim için kombinasyonda yer değiştirmesi önemli değil. Sadece ama sadece seçmek önemli. Yani ben şimdi gidip A, B, C, D kümesinden iki tane eleman seçeyim dersem. Mesela A'ya B'yi seçerim. A'ya C'yi. A, D, B, C. Daha sonrasında B, D. Başka kaldı mı bir de C, D. Bunları seçerim bunların sıralaması yani mühim değil ki. Yani ben A ile B'yi seçtim. E bir de B ile A'yı seçmiş olsaydım bu seçim farklı bir seçim olmayacaktı ki. Aynı seçim olacaktı. Dolayısıyla bizim için önemli olan burada seçmek. Nasıl seçerim? N tane elemandan R tanesini N'in R'li kombinasyonu biçimde seçerim. Bunu Cn R ile gösterebildiğimiz gibi daha çok genel itibariyle bu şekilde gösteririz. Ve N'in R'lisi nasıl hesaplanır? Hocam o da şu şekilde N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel bu artısında permütasyondu Bir de paydayı r faktöriyel ile çarparsam işte bu kadar şekilde sevgili arkadaşlar hesaplanabilir diyeceğim. Mesela 5'in ikilisini hesaplayalım. 5'in ikilisi normalde şurada permutasyonumuzu uygulayalım. 5 çarpı 4 bölü şurası 2 faktöriyel. tamam. O zaman ben şunu yapacağım. 5 kere 4 20 bölü 2'den 10 geldi burası. Tamam okey. Peki permütasyonun içerisinde ben bunu nasıl kullanıyorum? Aslında şöyle kullanıyoruz. Örnek veriyorum biz burada 5'in ikili permütasyonunu hesapladık ya. 5 çarpı 4 ile hesaplamıştık. Ama ondan önce aslında şu işlemi yapıyoruz. 5 tane elemandan 2 tanesini seçtim. Ve ve bu iki eleman kendi aralarında 2 faktöriyel biçimde sıralanır dedik. Aslında olan biten bu. Bak bu da permütasyon. Ama biz permütasyonu kullanırken burada bir kombinasyon da yani bir seçim de yaptık. Önce seçtik sonra sıraladık. Seçtim sıraladım permütasyon oldu. Sadece seçtim kombinasyon oldu. Bu ikisi arasındaki fark budur sevgili gençler. Evet notumuza bakalım. N'in sıfırlısı N'in enlisine daima eşittir. Burada bunun sebebi şudur gençler. Mesela n'in birlisi de n'in n en eksi birlisine. n'in ikilisi de n'in n en eksi eşittir. Bunun sebebi şudur. Eğer şunla şu toplandığı takdirde üsttekini veriyorsa tamam bunlar birbirine eşittir diyoruz. Bak 1 ile en -1 topla, n eksi 1'i topla n'yi verir. 0 ile n'yi topla n'yi verir. Veya r ile n eksi r'yi topla yine bana n'yi verir. O halde mesela 5'in üçlüsü Kesinlikle 5'in ikilisine eşit midir? Veya 8'in birlisi kesinlikle 8'in yedilisine eşit midir? Evet. Bir de özel olarak n eksi 1'in r eksi 1'lisi artı n eksi 1'in r'lisi bunları toplarsam n eksi r'yi veririm. Bunu ben nasıl soruların içerisinde gözeteceğim? Hemen baktın şunların ikisi aynı. Çok güzel. Sonra gittin şunla şu da biri küçük biri büyük olacak şekilde ardışık. Yani tamam madem öyle ben artık diyorum ki şu kısmı yani üstteki kısımlardan herhangi birini bir artırırım. Büyük olanını da buraya yazarım diyorum. Ki zaten bu bize... Pascal üçgeninde direkt olarak net olarak karşımıza çıkıyor. Sen şimdi Pascal üçgenini şu şekilde biliyorsun değil mi? Bak 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 biçiminde sen bunu yazmayı zaten biliyorsun. Ve nasıl oluşturuyorsun? Hep şununla şunu toplayıp alttakine ortadakine yazıyorsun. Bak bununla bunu toplayıp ortadakine yazıyorsun. Aslına bakarsan bu <laughs> Pascal üçgeni dediğimiz üçgen şu şekilde bir üçgendir. Başlıyorum. Şimdi burada 1'in ee, tamam mı? Ee, ne diyelim? 0'ın sıfırlısıyla başlayalım. 0'ın sıfırlısı. Tamam. Daha sonrasında 1'in sıfırlısı, 1'in birlisi. 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi. 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü. Aslında paskal üçgeni bu şekilde oluşturulmuştur. Ve şuradaki kuralı da net bir şekilde görebiliyoruz. Bak şimdi. Ben şu kuralı şöyle sileyim. İyi dinle. 2'nin birlisiyle 2'nin ikilisini toplamak istiyorum. Eşittir dedim. Şimdi ne demiştik? Şunu e, sevgili arkadaşlarım bir artırıyoruz. 3. 1 ile 2'den de büyük olan alıyoruz. 2. Şimdi dikkat et. 2'nin birlisiyle 2'nin ikilisini toplayınca bak ne geliyormuş? 3'ün ikilisi geliyormuş. İşte bu kuralı da burada net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Pascal üçgeninde şunla şunu toplayıp veya işte şunla şunu toplayıp 3 yazıyorduk ya bak. 2 ile 1'i topladım. 3 yazdım. Gördün mü? İşte bu kural sayesinde de bu şekilde tüm örüntüleri oluşturabiliyoruz sevgili gençler. Binom açılımı. X artı veya eksi. Y'nin eninci dereceden kuvvetinin açılımında en artı bir tane terim vardır arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. X artı Y'nin ben küpünü açtığım takdirde ne buluyorum? X küp artı 3X kare Y artı 3X Y'nin karesi artı Y'nin küpü buluyorum ya. Kaç tane terim var burada? 1, 2, 3, 4 tane terim oluyor arkadaşlarım. Yani şurası neyse bir fazlası kadar terimim oluyor benim. İkinciye bakalım. Ben Her bir terimdeki x ve y kuvvetleri toplamı daima n'dir diyoruz. E bakıyorsun burası 3'tü değil mi? Şu terime baktın üssü kaç? 3. Buraya baktın bununki 2, bununki 1 topla 3 gelir. Bununki 1, bununki 2 topla 3 gelir. E zaten burası da 3. Yani bütün terimlerdeki değişkenlerin sen kuvvetlerine bakıp onları topladığın takdirde bana mutlak surette 3'ü vermesi lazım. Yani neyi vermesi lazım? Üçüncü özelliğimiz baştan ve sondan eşit sıradaki terimlerin kat sayıları birbirine eşittir diyor. Mesela bunun baştan ve sondan birbirine eşit uzaklıkta eşit sıradaki terimler diyor ya. Şöyle mesela baştan ikinci terim sondan ikinci terim bakıyorsun ikisi de 3. Baştan birinci terim sondan birinci terim bakıyorsun ikisi de 1. E bunun sebebi yine Pascal üçgeninden geliyor. Pascal üçgeni sayılardır bak 3'ün üçün sıfırlısı 3'ün üçün birlisi 3'ün üçün ikilisi 3'ün üçlüsü e bu da aynı değil mi bak baştan ikinci sondan ikinci baştan üçüncü sondan üçüncü simetriktir Pascal üçgeni ve bundan kaynaklı buradaki katsayılar da Pascal üçgeninden geliyor daha önceki bir videomda yine bahsettiğim gibi x artı y'nin eninci kuvveti x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında r artı birinci terim n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r oluyor. Bu bizim formülümüz. Eğer sen bu formülü sağlam bir şekilde aklında tutabilirsen binom açılımındaki soruların %90'ının içinden geçersin. Ben sana açık bir şekilde söyleyeyim. Şimdi hocam n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r dedik ya. İyi dinle. Örnek veriyorum. x artı y'nin 6. kuvveti açılımında Açılımında baştan diyelim baştan dördüncü terimin baş katsayısı sorulsun baş katsayısı ya da baştan dördüncü terim sorulsun direkt baştan dördüncü terimi bul diyelim tamam mı nasıl bulursun şu şekilde hemen ben r artı birin bak baştan r artı birinci terim formülüydü bu r artı bir dörtse r 3'tür hocam. R3 ise o zaman formülde yerine yazacaksın. 6'nın üçlüsü çarpı. Şimdi x üzeri 6 eksi 3 çarpı y üzeri 3 dersin. 6'nın üçlüsü 20'dir. Çarpı x küp çarpı y küp gelir. Bak ben x artı y'nin 6. kuvveti açılımında baştan 4. terimi de bu şekilde bulmuş oldum. Ki kat sayısı nedir? 20'dir dedik. Kat sayısını sormuş olsaydı buna da 20 diyecektik. Evet gençler artık olasılığa da bakalım. Konu özetimizi bitirelim. Örnek uzay ne demektir? Sonucu belirsiz bir deneyde muhtemel olan bütün sonuçların kümesine biz örnek uzay diyoruz. Madeni bir para atıldığın zaman sen ne geleceğini bilirsin? Yazı veya tura geleceğini bilirsin. İşte yazı ve tura kümesi benim örnek uzayımdır. İki adet madeni para atarsam bunların ikisi de yazı gelebilir. Bir yazı gelirken birincisi yazı gelirken ikincisi tura, birincisi turayken ikincisi yazı ve ikisi de tura gelebilir. Böyledikte artık senin iki para atıldığı takdirde örnek uzayının 4 elemanlı olması içten bile değil. Bir tane zar attığımız zaman, bir tane zar attığım zaman şu şekilde olur. Zarın üstünde kaç tane yüz var? 6 tane yüz var. O halde, o halde bir zarın atılması deneyinde örnek uzay 6 elemanlıdır ama iki zarı atarsak, o bu şimdi uzun. Yazacaksın 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6, 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3. Tek tek yazacaksın. Yazma. Neden? Çünkü Para deneyinde iki tane paranın atılması deneyinde bir paranın iki yüzü var diğer paranın da iki yüzü var. O zaman dört tane sonuç dört tane çıktı alırken iki tane zar atarsam bir tanesinde altı yüz var ötekinde de altı yüz var çarparsam 36 tane farklı yüzde karşılaşmış olurum. Demek ki iki zar atılması deneyinde örnek uzayımız 36 elemanlı olacak. Örnek uzayın Tüm alt kümelerinin kümesinden 0 1 kapalı aralığında tanımlanan ve aşağıdaki aksiyonları sağlayan her P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu denir. A örnek uzayın A örnek uzayın bir alt kümesi ve PA da bunun görüntüsüne de biz A'nın olasılığı diyoruz. Şimdi olasılık fonksiyonu çıktıları yani PA kümesi görüntü kümesi neredeymiş? 0 ile 1 aralığındaymış. Peki P örnek uzay. Yani bu ne demek? Bir olayın içerisinde oluşabilecek tüm olayların olasılığı e 1'dir. Yani örnek veriyorum. A ile B takımları maç yapıyor. Maç çıktıları neler? Nelerdir sonuçları? Ya A takımı kazanır, ya B takımı kazanır, ya berabere kalır. Şimdi PE dediğimiz şey şudur. Bu maçta A'nın kazanma olasılığı, B'nin kazanma veya berabere bitme olasılığı kaçtır? E 1'dir. Çünkü sen artık bütün olasılıkları bütün e, olayın örnek uzayının içerisindeki bütün elemanları sen zaten sıralamış oluyorsun. Tamam mı? A kesişim B boş küme ise P A birleşim B. Şimdi A kesişim B'nin boş küme olması demek bunların ayrık olay an olması anlamına geliyor. A veya B'nin gerçekleşme olasılığı A'nın gerçekleşme olasılığıyla B'nin gerçekleşme olasılığının toplamıdır. Bir notumuz var. İyi dinle bu notu. Boş küme yani boş küme dediğimiz imkansız olay. İmkansız olayın olasılığı sıfırdır arkadaşlar. A, B'nin alt kümesi ise eğer A'nın gerçekleşme olasılığı B'nin gerçekleşme olasılığından daha küçüktür veya eşittir. A veya B'nin gerçekleşme olasılığı ki bunlar ayrık olay olsa da olmasa da yine geçerli. A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi A ve B olayının gerçekleşme olasılığı. Buna kümelerden tanıdık geliyor değil mi? S A birleşim B eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B diyorduk dikkat ettiyseniz. Neden bunu çıkarıyorduk? İki kere yazdığımız için çıkarıyorduk. Ve gençler bir A olayının gerçekleşmeme olasılığı senden isteniyorsa sen birden yani kesin olaydan neyi çıkaracaksın? A olayının gerçekleşme olasılığını çıkaracaksın. Örnek veriyorum A ve B takımlarının yaptığı maçta A takımının bu maçı kazanma olasılığı 1 bölü 8 diyelim. Peki A takımının kazanamama olasılığı nedir? Yani PA'nın tümleyeni nedir? Tabii ki 1-1 bölü 8'dir. Yani 7 bölü 8 olasılıkla A takımı kazanamaz. 1 bölü 8 olasılıkla A takımı kazanır diyebilirsin. Evet 41. sayfamızın sonuna geldiğimize göre sevgili arkadaşlar hemen şuradaki iki tane notu da vereceğim size. Ve bu iki nottan sonra artık tekrar sorularımıza doğru geçme zamanı gelmiştir diyeceğiz. SA olması istenenlerin sayısı de olabileceklerin sayısı. A olayının gerçekleşme olasılığı nasıl bulunur? İstenenlerin sayısını tüm durumun sayısına bölersen A olayının gerçekleşme olasılığını elde edersin. Başka bir not: A ve B ayrık olaylar olmak üzere aynı anda hem A hem de B olayının gerçekleşme olasılığı bak bu daha zor bir ihtimal. Yani şöyle düşün. Örnek veriyorum. eee Heh, tamam. Benim YKS sınavına girdiğim bir öğrenci olduğumu düşünelim. Benim YKS sınavında istediğim bölümü kazanma olasılığım %80 olsun. %80 ne demek? 4 bölü 5. Benim bu sınavı kazanma olasılığım 4 bölü 5. Tamam bitti bu kadar. Ama ama bu sınavı kazan, kazanıp bu sınavı kazanıp Haziran ayında ya da e, aynen şöyle diyelim. Sınava girdim sınavın sonucunun Haziran ayında açıklanma olasılığı. Genelde biliyorsunuz Haziran ayında açıklamazlar. Temmuz'un başında falan açıklarlar. açıklarlar. E bu da mesela örnek veriyorum 1 bölü 10. Şimdi arkadaşlar hem bu sınavı kazanma olasılığım hem de sonuçların Haziran ayında açıklanma olasılığı. ikisi beraber isteniyorsa bu daha zor bir ihtimaldir. Hatta sen bunun yanına bir tane daha olay koyarsan daha da zorlaşacağı için ki biliyorsun neden zorlaştığını biz bu şekilde çarpıyoruz. İşler zorlaşıyorsa çarpacaksın. Niye? E çünkü bunlar basit kesir. Basit kesirleri birbiriyle çarparsan daha küçük bir sayı elde edersin. Bak çarptığım ne geldi? 4 bölü 20. Aa bak ikisinden 4 bölü 50. Bak çok küçük bir sayı geldi artık değil mi? Bir olay daha olup onu da çarpmış olsaydık bu artık sıfıra doğru bizi götürecekti, yaklaştıracaktı. Çünkü sen birden fazla şey istiyorsun ve bunların aynı anda gerçekleşmesini istiyorsun. Tamam Bundan kaynaklı da ihtimaller, olasılıklar zorlaşıyorsa bir olayı kafanda kurdun. Eğer daha da zorlaştırıyorsan sonuçlarını çarpacaksın. E tabi ikisinin aynı anda olması gerektiği soruda sana açık bir şekilde veriliyorsa e tabi ki sen zaten çarpman gerektiğini bileceksin. Lakin bak ne diyorum eğer karıştırıyorsan toplayacağım mı çarpacağım mı şunu mu yapacağım bunu mu yapacağım eğer karıştırıyorsan karıştırma. Söylediğimi düşün eğer işleri daha da zorlaştırıyorsa farklı bir olasılığın gelmesi işleri daha da zorlaştırıyorsa daha da içinden çıkılmaz hale getiriyorsa çarpacaksın. Çünkü olasılığını düşürüyor senin. Sen basit kesirleri çarparsan sonuç daha da küçük bir sayı çıkacağı için olasılık düşer demek ki diyeceksin ki ben bunları çarpacağım. Evet gençler artık tekrar sorularımızı çözme zamanı. Ve tabi bir diğer videoda olacak bu. Tekrar sorularımızı da çözdükten sonra ödeviniz belli arkadaşlar. Ödevinizi yapıyorsunuz ve veri istatistik dersinde sizle beraber görüşüyoruz. Ama şimdi hemen önümüzde bir tekrar soruları çözüm videosu var. O çözüm videosundan mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.